Merhaba kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir ilimiz olan Bursa'nın nefis bir lezzeti olan pideli köfte tarifini hazırladım. Bu muhteşem lezzeti mutlaka deneyin diyerek hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifimi ilk olarak pidemin hamurunu hazırlamakla başlıyorum. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. 1 çay kaşığı dolusu instant maya ve 1 tatlı kaşığı şeker ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Şeker eriyinceye kadar karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra yavaş yavaş unumu ekleyeceğim. Tarifim için toplamda 2 su bardağı un kullandım. Unu ekledikten sonra son olarak da 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi tüm bu malzemeleri karıştırarak hamuruma kıvam veriyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamuru hazırlarken ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Oldukça yumuşak ve neredeyse elimize yapışan bir hamur hazırlıyoruz. Yeteri kadar karıştırdım. Şimdi spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve yaklaşık 3-4 dakika boyunca yoğuruyorum. Hamurumu yoğurduktan sonra mayalanması için bekleteceğim. O süre zarfında da köftemi yapacağım. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi elime yapışıyor. Üzerini kapatarak yarım saati boyunca mayalandırıyorum. Diğer yandan da hemen köftemi hazırlıyorum. Bunun için kaseye 300 gram orta yağlı dana ve kuzu karışık kıymayı alıyorum. Üzerine rendeleyip suyunu sıktığım bir adet kuru soğan ekliyorum. Daha sonra 1 yemek kaşığı galetonu, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Köftemin malzemesi için gerekli her şeyi yoğurma kabına aldım ve 2-3 dakika boyunca güzelce yoğuruyorum. Homojen bir karışım elde edinceye kadar yoğurmanızı tavsiye ederim. Yeteri kadar yoğurarak köfte harcımı hazırladım. İyice yoğurulması çok önemli. Hazırladığım köfte harcını cevizden daha küçük bezeler haline getirerek ayrı bir tabağa alıyorum. Tamamını yuvarlayıp hazırladıktan sonra köftelerime son şeklimi vereceğim. köftelerimin tamamını yuvarladım. Şekil vermek için bir buzdolabı poşeti kullanıyorum. Poşeti keserek hazırladım ve şimdi yuvarladığım köfteleri üzerine koyuyorum. Kalan poşeti üzerine kapatarak elimle bastırıyorum. Hem yassılaştırıyorum hem de inceltiyorum. Bu köftelerin ince olması çok önemli. Bu yöntemle de kolaylıkla köftelerinize şekil verebilirsiniz. Köfteleri yeteri kadar incelterek açtıktan sonra ayrı bir tabağa alıyorum. Şöyle sizlere inceliğini de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça ince. Diğer kalan köftelerimi de aynı şekilde incelterek tabağa alıyorum. Köftelerin en önemli özelliği hem ince hem de küçük olması. Köftelerimin tamamını hazırladıktan sonra temiz bir poşete koyuyorum ve buzdolabına kaldırarak biraz dinlendiriyorum. Bu süre zarfında hamurum da güzelce mayalandı. Havasını aldıktan sonra tezgaha alıyorum. Çok kısa süre yoğurarak yuvarlak bir form veriyorum. Tabi hamurun kıvamı çok yumuşak olduğu için bu esnada biraz un kullanmanızda fayda var. üzerine de çok az un serptikten sonra çok kısa süre yoğuruyorum. Yeteri kadar yoğurduktan sonra şimdi yuvarlak bir form veriyorum ve hamurumu hazırlıyorum tepsiye bir miktar un serpiyorum ve bu yuvarladığım hamuru un serptiğim tepsiye alıyorum. Hamurun üzerine de çok az un serptikten sonra kaseyi kapatıyorum ve bir 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda hamuru elimle biraz açarak inceltiyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 200 derece alt üst fanlayarak açarak ısıtıyorum. Pidemi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım ve pişireceğim. Hamurumuzun kıvamı zaten yumuşacık. Bir 10 dakika dinlendirdiğimizde de hamur iyice kendini salıyor ve açması kolay oluyor. Bu aşamada ne oklava ne de merdane kullanmanıza gerek kalmıyor. Ortalama 26-27 cm çapında hamurumu açıyorum. Üzerine sürmek için de 1 yemek kaşığı dolusu yoğurt kullanıyorum. Yoğurdu güzelce karıştırdım ve hazırladım. Şimdi her yerine gelecek şekilde elimle sürüyorum. Yoğurdu hamurun her yerine sürdükten sonra şimdi parmak uçlarımı üzerine biraz bastırarak tırnak pide formunu veriyorum. Hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 200 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. Bir diğer taraftan da yemeğimde kullanacağım salçalı sosumu hazırlıyorum. Bunun için 50 gram tereyağını sos tavama aldım ve eritiyorum. Tereyağını güzelce erittikten sonra içerisine 2 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum ve salçayı da kavurarak kokusunun çıkmasını sağlıyorum. Şimdi içerisine yarım çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber ve yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Tüm bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum ve salçayı kavuruyorum. Salçayı yeteri kadar kavurduktan sonra şimdi içerisine yarım su bardağı sıcak su ekliyorum. Suyun tamamını ekledikten sonra çırpıcıyla karıştırarak homojen bir karışım elde ediyorum ve kaynatıyorum. Salçalı sos kaynayana kadar karıştırmanız yeterli olacak. Kaynadıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Bir diğer taraftan da hemen köftelerimi kızartıyorum. Isıttığım tavaya yağ koymadan hemen birkaç kez çevirerek köftelerimi pişiriyorum. Zaten çok ince ve küçük olduğu için kısa sürede pişiyor. Köfteleri birkaç kez çevirerek pişirdiğiniz zaman hem içi güzelce pişiyor hem de yumuşacık oluyor. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine dakmanıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Köftelerimin tamamını kızartarak ayrı bir tabağa alıyorum. Aynı tavada hem biber hem de domates közlüyorum. Tabi bu süre zarfında da pidem fırında güzelce pişiyor. Piştikten sonra bir 5-6 dakika dinlendireceğim. Süre sonunda hemen keseceğim. Tereyağını da şöyle bir çevirdikten sonra tüm malzemeleri buluşturacağım. Közlediğim biber ve domatesleri de tabağa alıyorum. Pişen pidemi fırından çıkartıyorum ve biraz dinlendiriyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra hemen küp küp doğruyorum. Pidemi de doğradım ve hazırladım. Şimdi ayrı bir tavaya yaklaşık 50 gram kadar tereyağını alıyorum ve eritiyorum. Tereyağını güzelce erittikten sonra doğradığım pideleri içerisine ekliyorum. Pidemiz zaten çok lezzetli. Tereyağı ile bütünleştiği zaman çok daha lezzetli oluyor. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca arada bir karıştırarak ve sallayarak pidelerimi tereyağına güzelce buluyorum ve biraz kızartıyorum. Pidelerimi yeteri kadar kızarttım. Hemen tüm malzemelerimizi buluşturuyoruz. Bunun için genişçe bir servis tabağı kullanıyorum. İlk olarak tabağımıza doğradığımız pidelerimizi alıyoruz. Hazırladığım salçalı sosun bir kısmını üzerine gezdiriyorum. Yeteri kadar gezdirdikten sonra üzerine kızarttığım köfteleri diziyorum. Daha sonra közlediğim biber ve domatesleri tabağın kenarına yerleştiriyorum. Tarifin olmazsa olmazı yoğurdu da şöyle kenarına koyuyorum. En son üzerine yine salçalı sostan gezdiriyorum. İsterseniz en son üzerine eritilmiş tereyağı da dökebilirsiniz. Ben hem pidede hem de salçalı sosla çok fazla tereyağı kullandığım için üzerine ekstra tereyağı eriterek dökmedim. Muhteşem görüntüsü ve harika lezzetiyle Bursa'nın meşhur lezzeti pideli köfte tarifim artık hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.